Merhabalar yatırım ve finansa hoş geldiniz Arkadaşlar sizden ricam bu video sonuna kadar izleyin Kimler izlemeye biliyor musunuz? 2024 yılında hisse alacak herkes bu videoyu sonuna kadar izlemeli 2025 ise izleme Bu yıl ben hisse almayacağım 2025 izleme Ama bu yıl alacaksan sizlere mutlaka izle Çok değerli video iki farklı mükemmel konu değineceğiz Hisseler hakları konuşacağız Öncelikle çok merak ettiğiniz ve yani çok önemli olmayan ama yine bahsetmek istediğim bir konu arkadaşlar. Borsa artık çok zorlaştı. Bakın şey olarak değil, yani artık para kazanacağız değil. Bizde bir muhabbet geldi borsaya. Enflasyon muhasebesi denen muhabbet. Bakın tanımı ne? Enflasyon muhasebesi yaygın bir işlem olan enflasyonu arındırma, indirgeme işlemlerinin şirket bilançları üzerinde uygulanmasıdır. Kısaca bu. En son arkadaşlar 2003 ve 2004, 2004'te yapılmıştı. Tekrardan 2024'te geri geldi. Bakın burada. 4 farklı madde gözüküyor. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada videoyu durup bunları bakarsınız, okursunuz. Ben şu an çok vaktinizi almayacağım. Bunun bir örneği var mı arkadaşlar? Tabii ki birçok örneği var. Birçok örneği var. son bilançlarda. Birçok üste şu anda enflasyon muhasebesine göre tanımlandı. Ama ben daha yaygın bir hisse bakacağım. Tofaş mesela çok bilinen bir hisse. Artık Fintabest bile bakın burada gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor. Bunlar enflasyon muhasebesi şeklindeki veriler. Burada enflasyon muhasebesi bazında güzel bir artı söz konusu. Güzel bir kar bizim için arkadaşlar. Söz konusu gözüküyor. Büyük bir sıkıntı yok. Ne demek peki? Ne olacak? Niye bunlar var arkadaşlar? Enflasyon muhasebesi ne olduğu sizi zerre ilgilendirmez. Ama artık Bilen bilanço karşılaştırma devri bitti bak. Hani geçmişe bakıyorduk işte. 2023 ikinci çeyrekte şöyle o zaman 2024 ikinci çekle böyle olması lazım. Bu devir bitti. Artık gerçekten borsa profesyonellerin işini bilenlerin para kazandığı bir yer olacak. Çünkü niye? Çoğu kişinin saçma olarak gördüğü bak. Hani diyorsunuz ya şimdi ne gerek var bilanço çokun geçin. Biz videoları hazırlarken aslında arkadaki raporları okuyoruz, anlaşmaları okuyoruz. Eee bilançoların hepsini bak tarih okuyoruz. O hani sayfa sayfa yazılar var izahnameler, halka izahnameleri. Onun gibi bu hislerin de bol bol yazısı var. Onların hepsini okumamız lazım artık. Çünkü nasıl bana Bu sene bitene kadar, 2024 bitene kadar böyle yapacağız. Çünkü şu anda 2024 ilk çeyrek geldiğinde bilmeyeceğiz. 2023 ilk çeyreğe göre çok farklı bir veri gelecek. Karşılaştıracaksınız, bakacaksınız. Hiç bir alakası yok verilerin. Dan başka. Belki büyük zarar olarak gözükecek. Aynı şekilde bu sene içerisinde çarpanlarda, FK değerlerinde, PDD değerlerinde bozulma görevdir. Bakın. PDD'de çok değil ama özel FDFA ve FK değerlerinde bozulma görülme ihtimali çok fazla. Onlar da bu sene içerisinde çok fazla gerçeği belirtmeyecek. Bu sizi korkutmasın arkadaşlar. biliyorsunuz ki anlatıyorum hepsini. Ben okuyacağım verileri, anlaşmaları okuyacağım, potansiyelleri okuyacağım, sizlere burada anlatacağım. Ama sadece Fin açıp da o bu şu demeyin bu sene. O artık seneye kaldı biraz daha haberiniz olsun. Sen benim bir eğitim var ya şu an eğitim çıkacak biliyorsunuz 1 Mart'ta başlayacağız Telegram'da. Açıklama kısmında linki var. Orada da bu enflasyon muhasebesi olayına detaylı şekilde değineceğim. Hiçbir sıkıntımız yok. Sen orada beyaz bir şey oldu. Ağrınızda olmayan olmadığını zannetmiyorum. Artık en yapacak şeyi geçtik. 9 güne başlıyoruz. Tofaş bir örnekti. Mesela burada arkadaşlar. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi burayı geçtik. Enflasyon muhasebesini geçtik. Bir şey daha var. Demek artık Tofaş'a baktık ya. Mesela aynı örneği vermek istiyorum yine. bütün tüm tarafında bir Grafik okuyacağız iki e, bilanço değil art iş okuyacağız iş aldıkça para kazanacak ara ürettikçe para kazanacak satış yaptıkça para kazanacak artık burası yerine şurası yerine artık arkadaşlar sektörel veriye bakacağız buradaki gelirse se sayfası biraz fin yavaş çalışıyor artık burası bizim için önemli bizim için de burası önemli pazar önemli satış önemli artık bizim olayımız bu sayfa sektörel veri sayfası çoğu hisse için özellikle TOFAŞ gibi sanayi hisseleri için en önemli veriyi oluşturuyor. Türk Hayvanları uçuş sayısı. Bunlara bakacağız. İki arkadaşlar. Artık borsa devir değişiyor. Maalesef ki çoğu insan bunu e, algılamak istemiyor veya algılamayı sevmiyor. Çünkü bir mantık vardır bakın sadece sizde değil. E, eski nesiller şu an nesil dediğim şey 20 yaş civarı. Mesela yaşınız 30 bakın çok gitmeyin. Yaşınız 30 siz 20'yi anlayamazsınız ve anlamak istemezsiniz. O size çok kötü gelir. 20 kadar çok çocukça gelir. 20 yaşında kadar 10 yaşında kadar anlamaz. 40'ları 30'ları anlamaz. Yani 20'leri hiç anlamaz. 50'ler 30'ları anlamaz. Yani her zaman herkes kendi çağını yaşamak ister. Her zaman çağın değiştiğini kabul etmek istemez. Aa bu sıra rasyonel bir şeydir. Artık çağın değiştiğini kabul etmemiz lazım. Peki bu ne? Bana hala çok fazla şey sorusu geliyor işte. Tofaş biriktirsem zengin olur muyum? Ereğli biriktirsem zengin olur muyum? Kozal, Ereğli, Koç Holding, Emlak Konut, Şişe, ASELSAN, Arçelik, SASA mesela. mesela Bimas, Şok Market gibisinden ENKA. Bir de çok soru geliyor arkadaşlar. Bu hisseler çok iyi. Tofaş ise çok güzel para kazandırır. Foto para kazandırır. Koç Holding para kazandırır. Ama biz servet almak istiyorsak bakın çok para kazanmak istiyorsak artık bu hisselerin değeri bitti. Bizim iki farklı sektörümüz var iki farklı çok para kazanacak sektör. Siz orta uzun vadede para kazanmak istiyorsanız artık bunlara geçmeniz lazım. Bir, mesela Ereğli gibi ister, Ereğli özelinde mesela Ereğli berbat bir normalde uzun vadede Ereğli para vermez. Şimdi Fen neyse de foto verir para, Doğuş Fen verir para. Ama mesela Doğuş çok para verdi zamanda. Ereğli, Kozal, Koç Holding, Şişe, Aselsan, Emlak Konut gibi, Sısa gibi daha ağır hisseler sizi asla masa veya bim olur, şok da olur. Daha örnek çok fazla var. Enk olur. Bunlar sizi hiçbir zaman zengin etmeyecek. Zengin olursan da senin çaban ne olacak? Biriktirdiğin para olacak? Veya çok uzun bir sürede olacak. Sen kısa vadede mesela 5 yıl oyun kısa vadeden kastında 1 yıl değil. 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde, 12-13 yıl içerisinde çok para kazanmak istiyorsan artık yönünü enerji ve yazılım tarafına çevirmen lazım. Az sonra bunu sizlere kanıtlısını sunacağım. Sektörler tarafında anemeter, Evet hala para var sektörde ama çok az. Bankacılık. Hala para var. Hala çok para var. Ama arkadaşlar çok kazandıramaz. Burada dayanıklı tüketim ürünleri. Belki. Ee, enerji üretim Belki teknoloji değil ama. Gayrimenkul. Çok az. Giyim tekstiyle tabii ki para var küçük sayıda ama. Genel sektörde öyle çok çok büyük para yok. Gıda sektörü. Gıda para bir sektörü. Yine para var ama muazzam para değil. Holding sektörü az ilaç sağlık çok para var sektörde ama yine siz zeynletme ihtimaliniz çok az ama buradaki sektör var bilişim yazılım ve arkadaşlar enerji sektörü siz bir yıl 5 yıl 10 yıl neyse işte on yılda kaç kısa vadisedir. çok para kazanmak istiyorsanız artık bilişim sektöründeki ve enerji sektöründeki kısmını almanız lazım Sen bu kanalda biliyorsunuz ki bunların hepsini sizlere çok defa önce yedik inceleme devam edeceğiz beni ilk defa izliyorsunuz arkadaşlar bilişim sektörü için, enerji sektörü için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Buradaki Astor, Euro Power, CVN, Birleşim, Sayas, Ecos gibi hisseler sizlere çok yüksek getiren sunabilir. Tabii ki buradaki her hisseyi almayın. Daha düşük çarpanlar alın mesela. Örnek vermek gerekirse GESAN uygun, CVN uygun, Euro Power uygun sayılır. Bu siz çarpanlar, ne çarpanlar niye pahalı? Geleceği adı için pahalı. Bilişim yazılım sektörüne R-Dizler, VBT yazılımlar, fonetler belki bir ihtimal, kafeinler, linkler, smartlar, gelecek için readerlar gibisinde birçok sitemizde de kafeinde çok yüksek potansiyel var. Özetle ben bu devirde bakın çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz, kardeşiniz varsa mutlaka onlar için yazılım ve enerji sektörüne kombine bir portre yapılmasını e, öneriyorum arkadaşlar. Sen birebir görüşme çok fazla Özellikle işte, anne baba olanlar geliyor işte. Ben çocuğum için size biriktireceğim. Birebir görüşmeye geliyor. Çocuğum için size biriktireceğim. Ne almalıyım? 5 oyun. Orada daha çok konuştuğumuz şeyler. Bilişim, yazımı size, tabii ki başka eserle konuşuyoruz ama. Daha çok bunların üzerine kalıyoruz. Dönem dönem değiştirsek de Bilişim, yazım. Bundan 10 sene sonrasında gerçekten sizi zengin sektörler. Kanıt mı istiyorsun? Kanıt sunayım. Şimdi diyeceksin ki bir haftada arttı artmıyor artmıyor. Kanıt sunacağım arkadaşlar size. Bakın. Bu film tabisinin yeni özelliği. Burada fon sayfası var. Tefas'taki fonlar var. İlkini saymıyoruz. Bu birinci sene de fonu. Bakın bu son bir yılda en çok getiri veren fonlar. İkinci sıra. Alt portföy teknoloji fonu. Teknoloji. İş portföy teknoloji fonu. Bakın bu yine arkadaşlar bakın. Metaverse ve dijital yaşam fonu. Yani bir teknoloji sayılır yine. Bu arkadaşlar bakın dördüncü sıra beşinci sıra pardon teknoloji fonu İlk beşte birinci haricinde dört tane teknoloji fonu var bu hisse de fonu geçtik arkadaşlar bakın burada yine bir e fon var sabit bir fon var bakın arkadaşlar yine sabit fon bir de geleceğim merak etmeyin şu akbank'a gideceğiz bu yine normal fon siber güvenlik fonu yine bir sektör bakın devlet normal sektör şey fon genel fonlar. Sektör fonu dediğimizde direktmen teknoloji, siber güvenlik, yazılım. Bunu yine geçtik arkadaşlar. Katılım fonu geçtik. Mesela burası teknoloji fonu deniz portföyü. Burada arkadaşlar yine bakın bir sürü fonumuz var. Geldik. Ne oldu buraya kadar? Yarısı teknoloji fonu, siber güvenlik fonu. Yarısı da bildiğimiz bir yüz, bir yüz dışı. Yani teknoloji var, yazılım var, normal hisse var, sanayi var, turizm var, gıda var. Genel fonlar. Yarısı bilişim, teknoloji, yarısı arkadaşlar genel fon. Şimdi Akbank geldiğimizde burada banka fonu var. Yani biz buraya gelene kadar sadece bakın buraya gelene kadar bir tane bakın bir tane ak portföy e, sektör fonu gördük. Artık sektör fonlarında özetle yazılım fonlarını tercih etmek zorundayız. Bu artık şart bir konuma geldi. Özellikle son dönemlerde bu bizim için çok şart. Bunun ikisi önce değildi. Ama artık bu duruma geldiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Peki. Asıl artık zaman gelecek bu fonlarda, özellikle teknoloji fonlarında. Önce ne olacak biliyor musunuz? Olan şey, parasal sıklaşan politikası. Mehmet Şimşek seçimden sonra biliyorsunuz ki parasal sıklaşmaya geçmek istiyor. Bu, borsanın geneli için olumsuz bir durum olsa bile, bak, ülke için iyi. Ama borsanın artışı yavaşlayacak, daha yavaş bir borsa göreceğiz. Enflasyon düşecek çünkü. Borsada daha yavaş ama daha sağlıklı bir artış göreceğiz. Bu yabancı getirir. Yabancı dinleyene ilk gireceği yer enerji ve yazılım fonları. Sen şu an farkındasınız belki. Yabancı sadece enerji ve yazılım fonlarında. Şimdi banka görüyor da Bank tarafında var. Ama çoğu parasını, özellikle küçük fonlar paralarını bizim teknoloji ve enerji fonlarımız tutuyor. Bunu da anlarsınız bakın. Bir gün eksi 10, bir gün artı 10. Bir gün eksi 3, bir gün artı 3. Mesela Euro power Artı 2, eksi 2, artı 2. Bunun etkisi daha çok bizim yerli tahtacının değil, yabancı arkadaşlar yatırımcının, yabancı traderın sektör üzerine kalmasının bir sonucu. Umarım burada anlaşabilmişizdir. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Arkadaşlar sizden ricam bak, bunlarla ilgili sorularınızı yazın. Mesela yarın e, katıl biliyorsunuz canlı yayınımız var. Oradan sana cevaplarız çoğunuzu. Ama onun dışında çekmemi videoları yorum belirtin Şu videoyu çek ama hisse mesela. Şunu, e, şu e, sektörü tanıt şu sektörle bir şey yap. Şu haberi nasıl olur? Bir haber üzerine konuşalım. Öyle yorumlar da THYO, SASA, ASTOR. Siz yine onları yazın. Ben onlara bakıyorum da tek tek çekmiyorum. Birleştirip çekiyorum. Anlamışsınızdır. Ya siz hissedeniz de yazın. Sizden ricam şimdi video beğenmeniz, kanala abone olmanız. Hepinize mutlu, bol kazançlı günler dilerim.